Zarf'ta bir şey daha var. Ben... Bu da zannediyorum bir kasa anahtarı. Ben dehşet içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Zannediyorum... Sizler de öylesiniz sevgili seyircilerimiz. Derya Hanım, zor biliyorum, hiç kolay değil. Ben de çok etkilendim. Ve gerçekten bunu beklemiyordum. Tüm bunları asla beklemiyordum. Sizden rica etsem, bana anlatır mısınız? Bunları ne zaman öğrendiniz, ne şekilde öğrendiniz, size nasıl söylendi? Bakın Erhan Hanım, benim annem yıllar önce kanserden vefat etti. Ve ben annemin cenazesinde bana çok benzeyen ama çok benzeyen bir beyle karşılaştım. Tabii onun babam olduğunu bilmiyordum. Fatih Bey. Evet, Fatih Bey. Ayfer'in benimle hangi konuda dertleştiğini sanıyorsunuz siz? Eşinin bir başka kadından çocuğu olduğunu biliyordu. Ayfer'in çocuğu olmuyordu. Birçok tedavi yöntemlerini denediler ama Allah vermemiş. Olmayınca olmuyor. Fatih de çocuk sevgisini tatmak için başka yollar aramış. Peki babanızı başka biri olarak mı biliyordunuz? Yoksa hayatınız boyunca hiç bir baba figürü olmadı mı hayatınızda? Yani annenize babanızla ilgili bir şeyler sormadınız mı? Sordum hiç? Tabii ki. Sormaz olur muyum? Aha. Aklım böyle şeylere ermeye başladığından, evet büyümeye başladığımdan itibaren anneme sürekli soruyordum. Anne babam, babam. Annem ne zaman babam desem kalın bir duvarlar ördü hep. Hiçbir zaman hiçbir şey bana söylemedi. Babam varken babasızdım ben. Peki ne şekilde öğrendiniz bu durumu? Bundan 5 yıl kadar önceydi. Bir gün telefonum çaldı. Arayan emlakçıydı. Benim ev sahibim benimle görüşmek istediğini söyledi. Kim bu emlakçı? Emlakçı, yıllar önce annem bana hayatla ilgili başın sıkışırsa bu emlakçıya git demişti. Ama emlakçı bana ev sahibimin benimle tanışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ve adresini verdi. Hayda. Siz o güne kadar hiç ev sahibinizi tanımıyorsunuz, yok, bilmiyorsunuz. Yok, tanımıyorum. Ve o an ben bir panik oldum. Gittiniz. Kapıyı çaldınız, tık 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 tık. Ben geldim dediniz. Kim açtı kapıyı? Evet, ev sahibim Ayfer Hanım'dı. Kapıyı açan. Buyur etti sizi. Evet, peki. Buyur etti. Ve ben içeriye geçtim. İyiydi, koştuk, konuştuktan sonra Ayfer Hanım bana anlamsızca hayatımla ilgili sorular sormaya başladı. İşte hayatım nasıl gittiğini, ekonomik olarak sıkıntılarımdan, hayatla ilgili çeşitli sorular sormaya başlamıştı ve ben çok şaşkındım. Haklısınız. Oysa ki konuştukça fark ettim ki Ayfer Hanım benim hakkımda da bir şeyler biliyordu. Ne gibi şeyler? Şöyle diyeyim, hayatımdaki yaşadığım sıkıntılardan birebir haberdar gibiydi. Ve sonrasında kendisi de evet bir şeyler anlatmaya başladı. Ben hala şaşkınlık içerisinde, yani tanımadığım birisi Ayfer Hanım, ev sahibim. Ne anlattı size Derya Hanım? Eşinin benim babam olduğunu söyledi. Bununla da kalmadı Ahu Hanım. Eşinin annemle yasak bir ilişki yaşadığını söyledi. Ve sonrasında bana bu zarfı verdi. İnanın o zarfı elime aldığım andan itibaren öyle değişik duygular içerisine girdim ki. Yani kızdım, öfkelendim, üzüldüm. Ne diyeceğimi bilemedim inanın. Hiçbir şey diyemeden aldım ve çıktım. Derya o gün evden bağıra bağıra, kapıları vura vura çıktı. Siz kim oluyorsunuz? İnsanın hayatıyla oynamayı, o hakkı size kim veriyor diye bağırdı durdu. Peki, o an diyemediniz. Sonrasında bunu merak etmiş olmalısınız. Bunu öğrenmiş olmalısınız. Yani babanızdan o kopma durumunun nasıl olmuş olduğunu merak ediyorum ben. Ayfer Hanım bu yasak ilişkiyi öğrendiğinde ortalığı kopartıyor.
Babam da annemi bırakıp terk ediyor. Ve bu arada Ayfer Hanım gidip Bahar'ı evlatlık ediyor. Öyleyse şimdi Bahar Hanım'ın anlattığı hikayenin içerisinde bulunan babam mal varlığıyla ilgili, vasiyetle ilgili, kendi vasiyetiyle ilgili ben evlat edinilirken bir protokol hazırlatmış dediği bu mu acaba? Bundan dolayı mı? Evet, evlatlık olduğu için, evlatlık alındığı aileyi de çok tanımadığı için bu mal varlığına el koyarlar düşüncesiyle babam böyle bir şey yapıyor. Mektupta da öyleyse okuduğumdan anladığım, bir de babanız sizden de kopmak zorunda kalıyor. Evet. Eşinin baskısıyla. Evet, sadece babam değil, bu olayların üzerine ben bütün aileden kopmuş durumda, yalnız yaşayan annesiyle kızı olarak hayatta kalıyoruz tek başımıza. Bakın, bir aile, bir düğünü görmedik. Sadece annemle ikimiz kalmıştık hayatta. Hiçbir akrabamız, hiçbir yakınımız olmadı. Peki Derya Hanım, siz Bahar Hanım'ı öğrendiniz bu durumdan sonra. Evet. Hiç iletişim kurmaya çalışmadınız mı kendisiyle? Hayır, aslında Ayfer Hanım Bahar'la görüşmemi istemedi. Nasıl yani? Çünkü Bahar kendine orada düzenli bir hayat kurmuştu ve okul okuyordu. Bahar'la ikisinin, Ayfer Hanım'ın ortak bir hesabı olduğundan bahsetti. Bahar'ı mağdur bırakmamamı. En azından bu üç dairenin kirasını bu ortak hesaba yatırmamı istedi kendisi. Ben de bu şekilde destek olmaya çalıştım. Bahar Hanım'dan aldığım bilgiye göre komşuları öyle deklare etmişler ona. Siz Ayfer Hanım'la ilgilenmişsiniz ve bakmışsınız. Yani canınız isteseydi 5 sene önce, bu mallar size geçtiğinde, bu para size verildiğinde, tüm miras, tamam mı? Siz bir daha bu hanımefendiyi hiç görmeyebilirdiniz. 5 sene önce. Fakat ölene kadar yanında mıydınız siz Ayfer Hanım'ın? Evet, yanındaydım. Baktınız. Nasıl yaptınız bunu? Çaresiz, yalnız, yaşlı bir kadın vardı Ahu Hanım karşımda. 3 yıl önce unutkanlıkları başladı. Günden güne artıyordu. Son 1 yıl önce de yatağa mahkum yaşadı maalesef. Ve kızı yanında yoktu.